Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte veri tabanına giriş yapacağız. Veri tabanı PHP için vazgeçilmez bir yerdedir. Veri tabansız PHP'yi ben düşünemiyorum. Çünkü arkadaşlar biz mesela hani slider ekliyoruz, ürün ekliyoruz, ayar bilgilerimizi güncelliyoruz ya. Bunların hepsini veri tabanına kaydediyoruz. Veri tabanı ile işbirliği yapıyoruz aslında. Bu yüzden arkadaşlar veri tabanını çok iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir tane unsur var. O da şu. Biz veri tabanı olarak SQL veri tabanını kullanıyoruz. SQL üzerinde. Bu yüzden SQL'i biraz bilmemiz gerekiyor. Ama size burada anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ayrıca kanalımda ileride bu derslerimiz devam ederken SQL derslerini de bulabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten SQL ne kadar iyi anlarsanız yazılımda da web sitesi yapımında da o kadar çok rahat bir şekilde ilerlersiniz ki artık önünüze sorunlar yavaş yavaş çıkmamaya bile başlar. Bu yüzden SQL'i de ileride eğitimlerimizde bulabileceksiniz. Şu an index of yazıyor görmüş olduğunuz üzere burada başlık olarak. Buraya nasıl geldim? Localhost yazdım arkadaşlar. Biliyordunuz zaten bunu. Burada dosyalarımız vardı. Peki veri tabanına nasıl gideceğiz hocam? Bunun için arkadaşlar slash ifadesini koyuyorsunuz. Devamında php myadmin yazıyorsunuz. Şu an ben yazdım ve görmüş olduğunuz üzere karşınızda bu şekilde bir şey çıktı. Şaşırdınız değil mi? Bu ne acaba? Bu arkadaşlar bizim işte veri tabanı diye adlandırmış olduğumuz kısım. php myadmin diyerekten biz burayı açıyoruz. Burada şu an sizlere temel mantığını anlatmaya çalışayım yavaş yavaş. Buradan yeni deyip kendimize özel veri tabanı oluşturabiliriz. Buradan var olan veri tabanlarını görüp yenisini ekleyebiliriz şu kısımdan. Burada SQL kısmı arkadaşlar. Veri tabanlarımızda sorgularımızı çalıştırabileceğimiz yer. Burada işte gerekli kullanıcı hesapları, dışa aktar ve içe aktar kısmı da şu. Biz veri tabanını oluşturuyoruz ya. Eğer mesela hosting'e taşımak istiyorsak bu veri tabanının kopyasını almamız gerekiyor. Bu yüzden de buradan dışa aktar kısmına gelip o veri tabanımızı git diyerekten indirebiliyoruz. İçe aktar da aynı şekilde. İndirdiğimiz dosyayı buradan dosya seç deyip seçersek veri tabanı otomatikman oluşacaktır. Ayarlar kısmı var. İşte içe aktar, dışa aktar bunları ileride göreceksiniz zaten. Bu kısımlarda şu anlık çok ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. İleride gene bunlara da değiniriz. Öncelikle biz veri tabanlarına gelelim ve yeni bir veri tabanı oluşturalım isterseniz. Bu dersimizde sadece bu veri tabanlarını tanıyacağız biraz. Veri tabanımızın adı ne yazmak isterseniz. Ben yazılım yolcusu yazmak istiyorum veri tabanım adına. Eğer sizler de aynı isimleri kullanmak isterseniz ve kullanırsanız biraz daha sizler için iyi olur öğrenim aşamasında. Daha sonra ileride farklı isimleri kullanabilirsiniz. Buradan görmüş olduğunuz üzere çeşitli dil seçenekleri var. İşte istemediğiniz kadar dili buradan bulabilirsiniz. Ama bizim kullanmış olacağımız dil UTF-8 Turkish C olacak arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere bu dili seçiyoruz ve oluştur diyoruz. Şu an görmüş olduğunuz üzere yazılım yolcusu adında bir tane veri tabanımız oluştu. Şimdi veri tabanlarımız içerisinde şöyle bir mantık vardır. Eğer şurada varsa size göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere altlarda böyle tablolar vardır. İşte mesela işte ayar tablosu, ürün tablosu, slider tablosu gibi. Biz de sizlerle birlikte bunu yapacağız. Peki nasıl yapacağız hocam? Yazılım yolcusuna geliyorum. Öncelikle burada tablo oluştur diye bir kısım var görmüş olduğunuz üzere. Tablomuzu oluşturalım. İlk tablomuz ne olsun? Bizim işte ayarlarımızın bulunduğu tablo olsun. O zaman buraya ayar yazıyorum. Daha sonra sütun sayısı. Kaç tane sütun olsun diyor bana soruyor. Ben de işte mesela 20 tane sütunum olsun. Bunu fazla da girebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Git dedim ve gittim. Buradan mesela ekle deyip birkaç tane daha ayrıyeten ekleyebilirsiniz. Eksik geldiyse mesela 4 tane daha şu an ekledim. Şurada şu kısımlar var. Tamam. Ben bu kısımları artık yapmaya başlayayım. İlk olarak şöyle bir biz sitemizi açalım.
Sitemizde işte ayar özelliklerimiz olacak. Ne diyebiliriz? Telefon numarasını, e-mail adresini, iş yeri adreslerini falan sırayla buraya alalım. İlkincisine ayar diyorum, numara olsun. Niye numara verdim? Çünkü arkadaşlar biz bu numarayla işlemlerimizi yapacağız. Mesela 0 verdiysek işlemimiz ona göre olacak. O yüzden her veri tabanında tablo oluşturduğumuzda muhakkak ona bir numara veririz. İsterseniz buna ID de diyebilirsiniz daha kısa olsun diye. ID olarak devam edelim. Ayar ID'mi verdim. İkinci olarak benim neye ihtiyacım var? Mesela sitelerde ne olur? Şurada bir logo olur değil mi? Logomuzu buraya alalım. Ayar logo diyorum. Başka neye ihtiyacım olabilir? Başka telefon numarama ihtiyacım olabilir. Sitenin başlığı ne olsun? Açıklaması ne olsun? Sırayla bunları da alalım arkadaşlar. Başlığımı alıyorum. Açıklamamı alıyorum. Burada arkadaşlar istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Bakın başlık, açıklama. Diğerinde ne var? E-mail adresi. E-mail. Telefon numarası. İş yeri adresi. Mesela Facebook, Instagram, YouTube. Bunları alalım. Facebook'umu alıyorum. Instagram'ımı alıyorum. YouTube alıyorum. Sitemizin bir de keyword. Yani anahtar kelimeleri var. Kullanıcıya bunu da yazabiliriz. Keyword. Bunları da şimdi bu şekilde alalım. Başka neye ihtiyacımız olabilir arkadaşlar? Şöyle bir Twitter varmış. Twitter'da hemen alalım isterseniz. Bu şekilde eğer gene karşımıza çıkarsa eklemeye devam ederiz. Şöyle son kez kontrol etmek istiyorum. Tamam, şöyle herhalde başka bir şeye ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. Tamam, bunları yazdım. Bir de görmüş olduğunuz üzere yanımda integer, varchar, text, date gibi değerler var. Bunlar ne hocam diye sorabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar bizim sayısal değerimiz. Mesela integer sadece sayıyı ifade eder. Birden işte aklınıza gelen sayıya kadar. 10, 100, 1000. Biz numaralı işlem yapacaksak integer kullanırız. Varchar hem sayı hem yazı. Mesela işte başlık girecek. Başlığı biz varchar ile alırız. Ama mesela açıklama girecek. Açıklama nasıl olur? Bayağı uzun olur, öyle değil mi? O zaman da biz burada text'i kullanacağız. Bir de burada date var. Date ne hocam peki? Bu da arkadaşlar tarih kullandığımızda date'i kullanacağız. Öncelikle ID. ID numaramız demiş olduğum üzere numara olacak. O yüzden integer diyorum. Değerine 11 diyebilirim. 22 diyebilirim. Ne derseniz. Ben 10 olarak devam edeyim. Logom. Logom arkadaşlar varchar olacak. Çünkü resmin uzantısı varchar oluyor. Ne değer verebilirim? Mesela 300 değerini vereyim. Başlık. Başlığım da varchar olacak. Yazı da olabilir, sayı da olabilir. 300 değerini veriyorum. Açıklamam. Açıklamam benim text olsun. 1000 karakter vereyim. E-mail adresim varchar olsun. 100 tane yeter. Telefon numaram. Telefon numaramız boşluk kullanılabileceği için varchar olsun. 12 diyelim. Ama bu iki boşluğu fazla kullanan kullanıcı. 16 diyelim. Adresimiz varchar olur. 100 karakter verelim. Facebook'umuz varchar. 121 diyelim. Görmüş olduğunuz üzere rastgele sayılar da girebilirsiniz. YouTube'a da aynı şekilde. Varchar diyorum. 100 karakteri veriyorum. Keyword varchar 100. Twitter'ıma da varchar 100 diyebilirim. Ama keyword belki biraz daha uzun olabilir. Buna da 300 diyelim. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere işlemlerimi tamamladım. Ve değerlerimi girdim. Sizlerde ekleyeceğiniz kısımlar olursa bu şekilde girebilirsiniz. Daha sonra şu görmüş olduğunuz çubuk var ya. Bunu aşağıya indiriyorsunuz. Ve kaydet diyorsunuz. Şu an veri tabanımız oluştu. ID, logo, başlık, açıklama, e-mail, telefon, adres, Facebook, Instagram, YouTube, keyword ve Twitter şeklinde. Tamam. Şimdi bunu da hallettik.
Diğer aşamamız ne arkadaşlar? Bizim burada anahtar veriyoruz. Yani bunun başı olacaksın. Sana göre işlemlerimizi yapacağız anlamına geliyor. Anahtar verdiğimiz değer bizim en önemli değerlerimizden bir tanesidir. Burada mesela ayar ID'miz farklı olacaktı değil mi? O yüzden daha fazlaya gelip birengil diyorum. Ve tamam diyorum buradan. Şu an ayar ID'mize biz anahtar resmimizi verdik. Artık kullanıcılarımız geldiğinde tek tek işlemlerini yapabilecekler. Ya biz bunu niye oluşturduk? Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Kullanıcı telefon numarasını girdiğinde burada gözükecek. Başlığını girdiğinde burada gözükecek. Açıklamasını girdiğinde burada gözükecek. Ve biz buradaki değerleri buraya kolaylıkla çekebileceğiz. İsterseniz manuel olarak da bir tane değer ekleyelim. Buradan ekle kısmına geliyorum ve sırayla eklemeye başlayayım. ID'sine buradan 2 diyorum. Logosuna şu anlık resim eklemeyeceğim. Başlığına yazılım yolcusu diyorum. Açıklamasına yazılım yolcusu. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın yazdım. E-mail adresim info@yazılımyolcusu.com. Telefon numaramızı boş verelim. Adresimize Türkiye diyelim. Facebook adresimiz işte www.facebook.com. Buna instagram.com. youtube.com. Bunu ileride zaten kullanıcımız istediği gibi düzenleyebilir. Keywordlara ne diyelim arkadaşlar? İşte PHP, virgül, PHP dersleri, Twitter'ımıza da twitter.com diyelim. Şu an git diyorum. Ve bu değerlerimi ekledim. Şurada işte insert, into, ayar, ayar ID, ayar logo gibi değerler var. Bunları işte arkadaşlar SQL'e giriyor. SQL'e bu şekilde değeri yüklüyor. Bunu sizlerle birlikte zaten bir sonraki dersimizde yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere bizim değerlerimiz burada gözüküyor. Bizim burada tutmuş olduğumuz mantığı da anlamışsınızdır. Mesela sitemize geleceğiz. Başlığını buradan çekebileceğiz. Açıklamasını çekeceğiz. E-mail adresini buraya çekeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir şey olacak. Umarım bu dersimi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve işten yorumlarınızı bizlere bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.